İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Digranagir şehrindeki tarihi hamam, Aurora İnsani Girişimi 2020 yılının adaylık lansmanını ilan etti. Ahalkalak'ta 17 Mayıs'ta genel temizlik yapılacak. Suriye ordusu 3 yerleşim bölgesiyle bir havaalanını ele geçirdi. Türkiye böyle devam ederse ekonomik yaptırımlara uğrayabilir. ABD Kongresi Ankara'nın Rus S-400 sistemlerini satın almaktan vazgeçmediği takdirde Türkiye'ye yaptırım uygulamayı amaçlıyor. Bugün Yerevan Devlet Üniversitesi'nin 100. yıl dönümü. Batı Ermenistan'daki Digranagerd'in Sur semtinde bulunan ve definecilerin talanına uğrayan tarihi deve hamamı ihmal ve bakımsızlık nedeniyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya. 500 yıldan fazla bir süredir hamam ayakta duruyor ancak temizlik ve sürekli bakım gerekiyor. 16. yüzyılda inşa edilmiş ve dikdörtgen planlı olan hamam bazalt ve mozoldan inşa edilmiştir. 8 köşeli kubbesi sekizgen kasnak üzerine oturtulmuştur. Aurora İnsani Yardım Girişimi 2020 adaylık lansmanını ilan etti. Armenpress'in bildirdiği gibi Dünya İnsani Ödülü, dünyanın tehlikeli bölgelerinde yaşayan insanların hayatlarını fedakarca kurtarmaya çalışan bugünkü kahramanları destekliyor. Bu ödül, Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan kurtulanlar adına kurtarıcılarına bir minnettarlık borcu olarak verilmektedir. Herkes bir Aurora kahramanı atayabilir. Ödül, başkalarının hayatlarını kurtarmak uğruna kendi hayatlarını, sağlıklarını, özgürlüklerini tehlikeye atan cesur ve özverili insanlara verilmektedir. Seçim Komisyonu, Nobel Ödülü sahibi, eski üst düzey yetkililerden ve uluslararası alanda tanınan insan hakları savunucularından oluşuyor. 17 Mayıs Ahalkalak Belediyesi tarafından hafta sonu genel temizlik günü ilan edildi. Yerel yönetim organları büyük temizliğe sadece kurum çalışanlarının değil, aynı zamanda şehrin tüm sakinlerinin katılması çağrısında bulundu. 17 Mayıs Cuma günü köylerde ve kentte genel bir hafta sonu temizliği gerçekleşecek. Belediye, Ahalkalak Servis Merkezi kuruluşuyla birlikte hazırladığı temizlenecek sokak ve alanların listesi, organizasyonlar arasında paylaşıldı. Bu yıl temizlik için temelde merkezi olmayan sokaklar seçildi. Tavşanka Tatil Bölgesi, Mezarlığa Giden Yol, Eski No.1 Askeri İlçe ve diğer mekanlar gibi. Büyük temizlik sabah saat 10'da başlayacak. Katılmak isteyenler temizlik malzemeleri olan torba, eldiven, maşa gibi şeyleri sabah saat 8'den itibaren servis merkezinden edinebilirler. Kilikya, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra Suriye'nin kuzeydoğusundaki Türk yanlısı teröristlere karşı yeni bir askeri eylem dalgasının başlatılması emrini verdi. Bütün bunlar, Türkiye'nin yıllarca İdlib ve çevresinde kendisinin desteklediği teröristleri çaresizce terk ettiğini kanıtlıyor. Ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde faaliyet gösteren Türk yanlısı teröristleri bölgeden çıkarmaya devam eden Suriye ordusu, El-Nusra cephesi teröristleri İdlib'in güneyinde bulunan Han Şeyhun ve Al-Hobbet ekseninden çıkarttı. Suriye ordusu aynı şekilde El-Huveys, El-Muhajir, El-Hamra yerleşim bölgeleriyle Hama şehrinin Al-Şariyah havaalanının uçuş pistini geri aldı. Teröristlere karşı verilen savaştan sonra Suriye ordusu iki bölgeyi kontrol altına almayı başardı. Suriye ordusu İdlib-Hama ekseninde varlığını güçlendirmek için Al-Huveys şehrini de ele geçirmeye çalışıyor. Suriye ve Rusya Hava Kuvvetleri bölgedeki teröristlere yönelik saldırıları güçlendirmek için İdlib şehrine şiddetli hava saldırıları düzenliyor. Al-Masdar News'a göre Rus Hava Kuvvetleri ilk kez saldırdığı Hama'nın son terörist üsleri olan El-Hobbet ve Tel-Sahker'de birkaç yeri vurdu. Kilikya, Yunanistan Cumhuriyeti Başbakanı Alexis Tsipras, Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramaya devam etmesi halinde Türkiye'ye ekonomik yaptırımların uygulanacağını söyledi. Euronews Türkçe'nin aktardığı habere göre Alfa Haber Ajansı'na konuşan Tsipras, eğer bu strateji devam ederse finansal tedbirler ve yaptırımlar olabilir. Bu uygulamalara devam etmek yerine Türkiye uluslararası hukuka ve anlaşmalara saygı göstermeli, diyalog masasına oturmalı dedi.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Euronews muhabirinin sorusu üzerine Türkiye'yi Kıbrıs'ın egemenlik haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz ifadelerini kullandı. Mogherini, Türkiye, Avrupa Birliği'nin gereğine uygun bir şekilde yanıt vereceği ve Kıbrıs'ta tam bir dayanışma içinde olacağı ve her türlü yasa dışı uygulamadan kaçınmalı şeklinde konuştu. Türk yetkililer, Mayıs ayı başında sondaj çalışmalarına başlayacaklarını, çalışmaların Eylül ayına kadar süreceğini duyurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyeleri, Ankara'nın Rus S-400 füze sistemlerinden vazgeçmemesi durumunda Türkiye aleyhinde yaptırımlar önermek üzere Temsilciler Meclisi'ne bir karar tasarısı sundu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri İlişkiler Komitesi'nin internet sitesinde yayınlanan bir basın açıklamasına yer veren Interfax'ın bildirdiğine göre açıklamada Türkiye bizim uzun zamandır devam eden müttefikimiz ama net bir seçeneğe sahip olmalılar. Ankara'nın Rusya füze sistemini satın alması durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nin derhal Türkiye'ye yaptırım uygulaması ve Türkiye'yi F-35 programından çıkarması gerekiyor. Türkiye ya Rusya ile ortak ya da NATO ile müttefik olmak için bir seçim yapmalı. Erdoğan'ın doğru karar vereceğini umuyoruz. Gelecekteki işbirliğimiz bu karara bağlıdır, dendi. 16 Mayıs 1919 tarihinde 1. Ermenistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Yerevan'da bir üniversite kurma kararını kabul etti. Ermenistan Cumhuriyeti Üniversitesi'nin ihtişamlı açılış töreni 31 Ocak 1920 tarihinde Cumhuriyet liderlerinin ve yurt dışından sayısız misafirlerin katılımıyla Aleksandropol, şimdiki Gümrü'deki ticaret okulunda gerçekleştirildi. Üniversitedeki derslere ise 1 Şubat 1920'de tanınmış bir Armenolog olan Stepan Malhasyan'ın verdiği dersle başlandı. Yerevan Devlet Üniversitesi bugüne dek 100 binden fazla mezun vermiştir. Bugün üniversitenin 19 fakültesinde yaklaşık 20 bin öğrenci uzmanlık dersleri alıyor. Geçtiğimiz 100 yıl Ermeni bilimi ve eğitimi için verimli bir dönem olmuştur ve ana üniversitenin bu bilimsel eğitimsel etkinlikteki rolü paha biçilmezdir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Duo Zephyr grubunun seslendirdiği Unbarred Oriort adlı eseri sunuyoruz. Manem kalisa lakin tırkı zıra bağaf ya gün zammar erdanga kin ah sirun ah sirun siragan ismi tornir anlaşman ah sirun ah sirun siragan ismi tornir anlaşman Sarıtı ayın sokağı, orkan sil ne vardı? Miteyim silaganı, Murat saf sırdı startı. Sarıtı ayın sokağı, orkan sil ne vardı? Miteyim silaganı, Murat saf sırdı startı. Ah sirun, ah sirun, silagan hiç mi tornir an başma? Ah sirun. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.